League of Legends şampiyonun izlemesinde bu hafta buz cadısı Lissandra var. Gücünü kara büyüden alan Lissandra, Freljord'un buz cadısı olarak dünyaya yeni bir buz devri getirmeyi planlıyor. Lissandra, çevikliği, işlevselliği ve kitle kontrol yetenekleriyle herhangi bir koridorda rakiplerini sıkıntıya sokabilir. Kara buz etkili büyüleri sayesinde takım çatışmalarına önemli katkı sağlayıp rakipleri kendine yaklaştırmıyor. Pasifi olan Buzdoğan belli aralıklarla mana harcamadan büyü yapmasını sağlıyor. Buzdoğan'ın bekleme süresi yetenek isabet ederek hareketi kısıtlanan rakip başına bir saniye daha azalıyor. Lissandra keskin buzla çarptığı ilk rakibi yavaşlatıp hasar veren buzdan bir mızrağı ileri doğru fırlatır. Bu mızrak eğer bir rakibe denk gelirse parçalara ayrılıp normalden daha ileri gider. Sürekli hasar vermek isteyen oyuncular öncelikle bu yeteneği güçlendirmeli. Kırağı çemberi sayesinde etrafındaki rakipleri dondurarak onlara hasar veriyor. Bu yeteneğin uygulama süresi olmadığı için kırağı çemberi hareket halindeyken de kullanılabiliyor. Ancak donmuş olan rakipler hala size saldırabilir ya da yeteneklerini kullanabilir. Buzul pençe ile seçilen hedefe doğru buzdan bir pençe yollayarak isabet eden rakiplere büyü hasar verir. Yeniden kullanıldığında Lissandra pençenin o anki konumuna ışınlanabiliyor. Ayrıca pençe hareket halindeyken rakiplere saldırıp yeteneklerini kullanabiliyor. Ultisi olan donmuş mezar isteğe göre bir rakip ya da kendi üzerinde kullanılabiliyor. Rakibe yapıldığında hedef şampiyonu sersemleten bir buz alanı oluşur ve bölgedeki diğer rakipleri yavaşlatıp hasar görmelerini sağlar. Kendi üzerinde kullanıldığında Lissandra zarar görmez bir şekilde buzla kaplanıp hedeflenemez hale geliyor. Oyunda Lissandra ile erken üstünlük kurabilmek için keskin buz önemli bir araç. Güvenli bir mesafeden rakibi hedefleyip ona karşı erken baskı kurabilirsiniz. Bilhassa size fazla yaklaşan rakipleri kırağı çemberiyle kitleyip keskin buzla cezalandırabilirsiniz. Buzul pençe ise baskınları güçlendirmek için oldukça önemli bir yetenek. Burada Vi baskına geldiğinde keskin buzda Z'i yavaşlatıp buzul pençe ile mesafeyi kapatıyor. Z sıçrayla uzaklaşmaya çalışmasına rağmen ikinci bir keskin buz ve tutuştur kombosuyla skoru alıyor. Buzul pençe iyi bir kaçış mekanizması olsa da eğer Lissandra kitle kontrolü altındaysa ışınlanmayı gerçekleştiremez. Bu durumlarda da kırağı çemberi rakipleri yavaşlatarak onlardan uzaklaşmak için etkili olabilir. Kovalanması durumunda Lissandra buzul pençeyi kullanıp rakipleri yanlış yönlendirebilir. Burada pençeyi duvara doğru yollayarak Shaco'yu o tarafa yönlendiriyor. Eğer takip devam etmiş olsaydı bu sefer de pençe ışınlanıp kaçabilirdi. Lissandra baskınları başlatıp tam kombosuyla takımına garanti skor getirme konusunda çok başarılı. Alt koridora doğru ilerlerken buzul pençeyle mesafeyi kolaylıkla kapatıp donmuş mezar ve kırağı çemberini kullanarak Nami'nin ölmesini sağlıyor. Caitlyn ise Arındır ile kaçabiliyor. Lissandra bir çatışmanın gidişatını anında değiştirebilir. Burada Shaco'nun üzerinde bütün yeteneklerini hızla kullanıp onu yerine kilitledikten sonra buzul pençeyi yakın mesafeye atıp oradan ışınlanarak güvenli noktaya kaçabiliyor. Keskin buzun kısa bekleme süresiyle Lissandra rakipleri uzun mesafeden sürekli dürtebiliyor. Burada Lissandra öncelikle kırağı çemberi ve buzul pençeyi kullanarak uzaklaşıyor. Jax onu ejderhadan kendi kulelerine doğru kovalarken 4 keskin buz saldırısının arasında donmuş mezarla Jax'i yerine kilitliyor. Sürekli hasar alıp zorlanmasına rağmen Jax, Lissandra'yı takip etme hatasına devam ediyor. Sonunda kulesinin altında ona dalabilmiş olsa da kırağı çemberi ve keskin buz sayesinde öldürülüyor. Lissandra buzul pençeyi yerinde kullanarak takımına skor kazandırabilir. Buzul pençe ardından kırağı çemberi kombosuyla Karthus'u dondurup donmuş mezarla onu yerine mıhlıyor. Karthus yeterince hareketsiz kalınca Riven ona yetişip rahatlıkla öldürüyor. Donmuş mezar rakibe çok hasar veren bir yetenek olsa da bazen Lissandra üzerinde savunma amaçlı kullanılıp hasar alması engellenebilir. Burada buzul pençe ile başlayıp kırağı çemberiyle çatışmaya girse de çok fazla hasar alıyor. Donmuş mezarı kendine kullanarak rakip kulelerin ve Karthus'un hasarını engelleyip Graves'i yavaşlatarak Miss Fortune'a skor imkanı tanıyor. Lissandra alan etkili takım kompozisyonlarını çok iyi tamamlıyor. Burada Amumu çatışmayı başlatınca Lissandra buzdan pençeyle duvardan geçip kırağı çemberi ve donmuş mezar kombosuyla rakip takımı dağıtıyor ve 4'te 4 yapıyor. Lissandra'yı geliştirirken yakın mesafeli oyun tarzını desteklemek için büyü hasarı ve dayanıklılığa odaklanın. Rünlerde büyü nüfuzu damgaları, can artışı mühürleri, büyü direnci nişanları ve yetenek gücü cevherlerini deneyebilirsiniz. Yetenekleri 21-09 şeklinde dizip saldırıda büyü nüfuzu ve yetenek gücüne, işlevselde mana yenilenmesi ve tarafsız güçlendirme süresine odaklanabilirsiniz.
Sıçra ve tutuştur, Lissandra'nın çatışmalar esnasında skorları garantileyip konum değiştirmesini sağlayan sihirdar büyüleri. Lissandra şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Resmi YouTube kanalımıza üye olup yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.